Kanun hükmünde kararnamelerle dış akademisyenlerinden tutun pek çok insan görevlerinden uzaklaştırdılar bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldiler evet. ve buradan size yönelik dediler ki Kılıçdaroğlu Fethullahçıların önünü hmm. açtı tamamını alacak. Gerçekten hepsini hemen alıp göreve mi koyacaksınız yoksa bir ölçü olacak mı? Bu eleştiri yapanlarda gerçekten akıl yok bilgi de yok birikim de yok. Daha önce defalarca söyledim. Bir, kanun hükmünde kararnameyle barış akademisyenleri atıldı. Evet hepsini görevlerine geri getireceğiz. Bunlarla ilgili herhangi bir mahkumiyet yok ki. İki, kanun hükmünde kararnameyle atıldı bir kişi, savcıya gitti. Savcı dedi ki soruşturmaya gerek yoktur ama sizi başlatmıyorlar, biz başlatacağız. Ya sen adalet mi diyorsun, hukuk mu diyorsun? E, savcı diyor ki bir şey yok, adamı sen açlığa mahkum edeceğim diyorsun. Üç, Kanun hükmünde kararnameyle atmışsınız, savcı da demiş ki evet atılması lazım. Mahkemeye gitmiş, mahkemede beraat etmiş. Anayasa Mahkemesine gitmiş, beraat etmiş. Ama arada bir kurul var. Hayır ben seni başlatmayacağım diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Ha, mahkum olanlar var. Herhangi bir terör olayından ötürü FETÖ olur, başkası olur, neyse. Terör olayından mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz. Ya bunlarda akıl yok. Gerçekten akıl yok bunlarda. Olayı başka yere çekip acaba Kılıçdaroğlu nasıl sıkıştırabiliriz? Ya FETÖ'yle kucak kucağa yatan sizdiniz. Aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Onların talimatı altında görev yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor. Kılıçdaroğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için onun yanındadır. Devletin dini adalettir. Haksızlık karşısında susan da şeytandır. Bu ülkeye adalet gelsin diye bu kardeşiniz 450 kilometre yol yürüdü. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor.